Merhaba, ben Dilek Emir, sınıf öğretmeniyim. 27 yıldır bu mesleği ilk günkü aşk ile yapmaya devam ediyorum. Biz sınıf öğretmenleri her zaman mutlu çocukların öğrendiğine inanırız. Benim meslek felsefem ise her çocuğun keşfedilmeye hazır bir yıldız olduğudur. Öğrencilerimizin kendi yeteneklerinin farkına varabilmeleri, dil ve ifade becerilerini geliştirebilmeleri için onlara zaman zaman tiyatro oyunları yazıyorum. Yazdığım tiyatro oyunlarında konu olarak o dönemde yaşanan herhangi bir problem varsa onu seçmeye gayret ediyorum. Çocukların o problemleri kendilerinin keşfetmesini istiyorum. Velilerimizi de bu sürece katmak adına onlar için de tiyatro eserleri yazdım. Bu sefer istedim ki veliler çocuklara tiyatrolar sergilesin. 2 yıl üst üste sürdürdüğümüz veli tiyatro çalışmaları Eskişehir'in profesyonel tiyatro sahnelerinde sergilendi. Veli tiyatromuzun hemen ardından Akşehir'de düzenlenen Nasrettin Hoca fıkraları canlandırma yarışmasına katılmaya karar verdik. Nasrettin Hoca fıkralarının canlandırıldığı bir senaryo yazdım ve öğrencilerimle birlikte il finali, bölge finali ardından Türkiye finaline katılarak Türkiye birincisi olduk. Ertesi yıl yine katıldık yarışmaya, yine Türkiye birincisi olduk. Tüm bu tiyatro çalışmalarındaki amacım öğrencilerimin ilkokul sıralarına ait paha biçilemez anılarının olmasıydı. Eğitim-öğretim sürecine velilerimizin daha etkin, inanarak katılımının olmasıydı. Öğretmenimizin yazdığı tiyatrolarda oynamak çok eğlenceli. O heyecan bana gerçekten çok güzel bir duygu veriyor. Buradaki anne rolündeki kişi benim. Çok seveceğim bir öğretmen. Çok eğlenceli biri. Öğretmenim olmasa onunla tanışmak isterdim. Ülkemizin çok zor zamanlar geçirdiği pandemi döneminde bildiklerimi arkadaşlarımla paylaşmak adına birçok seminer düzenledik. Yüzlerce öğretmene eğitim teknolojileri alanında seminerler düzenledim, kurslar düzenledim. Yaklaşık 6 yıldır eğitmenlik projeleri yürütüyorum. Eğitmenlik projeleri kapsamında öğrencilerimizi Avrupa'daki okullarda eğitim öğretim gören yaşıtlarıyla bir araya getiriyoruz. Sanal sınıflar oluşturuyoruz. Projelerimizin birçoğu Avrupa ülkelerinde çeşitli dereceler aldı. Nihayetinde 40 bin proje arasında Eğitim Story adlı projemiz 7-11 yaş kategorisinde en iyi proje olarak Türkiye birincisi olarak seçildi. Eğitim-öğretim sürecinde eğitim teknolojileri kullanmayı son derece önemsiyorum. Bu bağlamda sınıfım için bir sanal sınıf oluşturdum. Bu sanal sınıfta velilerimiz de bulunuyor. Velilerimiz anlık olarak çocuklarımızın günlük davranışlarını, anlık davranışlarını takip edebiliyorlar. Hazırladığım çeşitli ders içeriklerini yakın çevremdeki arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Bir sosyal medya hesabı oluşturdum. Başlarda 100-150 kişiyken bir çığ gibi büyüdü. Şu an binlerce öğretmen arkadaşımla eğitim materyalleri, eğitim oyunları ve eğitimde kullanılabilecek Web 2, Web 3 araçlarını paylaşıyorum. Paylaştığım eğitim içeriklerinden bir tanesi de birinci sınıf öğrencilerine yönelik daha anlamlı ve hızlı okumaya yönelik egzersizlerdi. Bu dokümanları bir kitapta bir araya getirdim ve şu an binlerce öğrencinin eline ulaştı. Bu anlamda da çok mutluyum. Her şey küçücük bir hayalle başlıyor ya, ben de o hayaller hiç bitmiyor. Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki, bunların başında bana göre eksiklik olan çocuk oyunları kitabı çıkarmak istiyorum. Ve çeşitli belirli gün ve hafta etkinlikleri için materyal kitabı üretmek istiyorum. Hayallerimden bir tanesi de bu. Ve en büyük hayalim eğitmenlik adına Avrupa Büyük Ödülünü kazanmak. Umarım bir gün gerçekleşir. Siz olmasaydınız olmazdı. Sizlerle birlikte daha nice hayalleri gerçekleştirmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum.